Arkadaşlar merhaba. Bugün 29 Mayıs Cumartesi Belmont Amerika yarışları için yine tekrardan karşınızdayım. Çünkü tekrardan diyorum. İlk videoyu yaptım, yayınladım. Arkasından çıkan atlar belli oldu. Yani bir 10 dakika daha bekleseydim bari bunları halletseydim diyecektim ama arkadaşlar şimdi çıkan atlar oldu. Pistler değişti. Ben tuttuğum safkanları size aktaracağım. Sizler de ona göre ilave edersiniz. Ben direkt tuttuğum safkanları size söyleyeceğim. En azından kum pistte iyi koşan safkanları. Tabii program proje değişti. Onu da belirteyim. Birinci koşu arkadaşlar. Birinci koşuda görüyorsunuz 2, 3, 4, 5 çıktı yarıştan 1 ve 11 ekürü. Burada benim size sıralamam şu şekilde. Bir nolu Action Potential. Bu Jose Ortiz'de ekürü avantajıyla ilk şans verdiğim isim. Daha sonra 8 nolu Sense Shiners. Bir filin Shire. Her ne kadar Çin iyi dedi bir safkan ama kum pistte de iyi koşmasını bekliyorum. 10 nolu Grafton Street. Bir var front temsilcisi. Bu Louis Saez'e yine benim sizlere önerdiğim safkan. Yani 1-8-10 biraz daha önde ama bunların yanına ben 6 nolu Rav Krug. Bu Declaration of War'ın temsilcisi Manuel Franco ile etkili koşar. 7 nolu Naomi Kulka. Blame temsilcisi çamur pistte uçar. Irat Ortiz Junior'a start oluyor. Sürpriz çıkmışken değerlendirin arkadaşlar. Bu 7 siz oyun oynamayın. Bir de 9 nolu Reduck. Bir Giaponte temsilcisi. Biliyorsunuz bizde Türkiye'deki o neydi atın ismi? Kurtalların atı var ya, şampiyon atı işte. Onun babası işte. Çamur pistte de yatkın. Yani Michel Luzil de güzel bir sürpriz olabilir. 1-8-10. Önce 6-7-9'da daha sonra şans verdiğim isimler arkadaşlar. Günün ikinci koşusu. Burada da sadece 6 nolu safkan çıkmış ama yine kum pistte ama çamur oldu tabii ki. Şimdi çamur olunca biraz işler değişti. Ne yapabiliriz? Burada Curlin temsilcileri. Bakın bu bir Curlin. Burada Curlin. Bunlar çamur pistte çok koşar arkadaşlar. Ama ben her şeye rağmen yine 9 oldu. Bu Super Saver temsilcisinin ekürü avantajını yine kazanmaya en yakın isim. Bakın ilk programda bank olarak verdim. Ama ben bu sefer yine tek adayım. Ama yanına 8 nolu Play Utundu Müzik. Bu Disco Rico temsilcisi Eric Chancel'a bence hiç hata affetmez. Bir de bu 4 nolu yine bir Curlin temsilcisi olan Oshi Kanyu. Bir Curlin temsilcisi. Bu safkanda Michel Luzil'i de yanına ilave edebiliriz arkadaşlar. O yüzden 9 önce 8-4 daha sonra şans verdiğim isimler ama 3'ünü de yazıp bayağı bir şekilde geçebiliriz. Günün 3. koşusu, burayı ben kapatın demiştim. Allah'tan bir çıktı bir yarıştan ama burada 4 onu First Captain, bu Curlin temsilcisi Jose Ortiz de bana göre yarışın en şanslı ismi haline geldi. Ama çok ciddi rakipler var. Bu pistte yine iyi koşan 5 nolu Dibik Kauna. Bu Bayern temsilcisi Luis Saez de. Bir de 2 nolu Hometown. Bu Constitution temsilcisi Irat Ortiz Junior'la bana göre 4'ün en ciddi rakipleri. Yani 4 önce 5-2 daha sonra eğer imkanınız varsa da geri kalan bu 2 safkanda yazıp bayağı 5 safkanda kapatabiliriz arkadaşlar. Günün 4. koşusu hem 2. 6'lı ganyanda açılış ayağı burada bayağı bir çıkanlar olmuş. 1, 5, 7, 8, 9, 13, 15 çıkmış. Aa, bak Tim'in burası sürprizdi, şimdi favori olmuş. 16 nolu Regelanti Alpatay'ı Irat Ortiz Junior'la start alacak olan bu safkan benim bugünkü bankom. Hem 1. altılı Ganya'nın bankosu hem de 2. altılı Ganya'nın bankosu arkadaşlar. 16 nolu Regelanti benim banko olarak önerdiğim isim. Gelelim 5. koşuya. Hızlı yorum yapıyoruz çünkü fazla saatimiz de kalmadı. 5. koşu şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında yine Çin pistten kum alan bu yarışta. Biliyorsunuz 1 nolu safkan çıkmış bu 12 ile ekir olan 1-2-9-10 çimciler çıkmış arkadaşlar. Şimdi burada ne yapabiliriz? Ben önceliği bu 12 nolu bu ekürüyü yazacağız arkadaşlar. Bu Jimmy Crett temsilcisi çok koşar. Eric Chancel'la start alacak olan bu Shields Black Belt. Bence Mertkan Tanrıbacı'nın antrenörünü yaptığı bu safkan çok şanslı duruma geldi. Daha sonra 11 nolu Summer Brave. Bu Summer Front temsilcisi Manuel Franco ile start alalım safkan yine çok şanslı durumda. 5 nolu Risk Model. Bir Into Michi temsilcisi Joel Rosales start alalım safkan baya baya bir forma girdi. Yani şanslı oldu. Bir de bunların yanına 3 nolu Violent Point. Bir Violence temsilcisi Haber Castellano start alalım safkan da şu an favori konumda ama benim yine şans verdiğim isim. Ama sıralamam 12-11-5-3 oldu. Eğer bu 4 safkanın yanına ilave yapılacaksa öncelik bu 6 nolu Saratoga Love. Bir Palace Malice temsilcisi Louis Saez'de. Bir de bu 4 nolu Bay Jewel. Bir New York Day temsilcisi çamur pistte çok etkili bir safkan. Jose Lescano start alalım safkanda son 2 yarışını kazanmış formda isim. Yani bu 6-4'ü de ilave edebiliriz ama iyice kapatmaya gidersek komisyoner temsilcisi 7 nolu Halo City sürpriz yapabilir Jose Ortiz'e. Safkanda fena değil. Bir de 8 nolu Seymoy bir Union Rocks temsilcisi John Velasquez'e de gelir mi? Gelir. Öyle bir şansı var yani. 12-11-5-3 önce 6-4 bu 4'lünün en ciddi rakibi 7-8'de
Sürpriz arayan veya bu ayakkabı garanti almak isteyenler için önereceğim isim. 6. koşu, opsiyonlu satış koşusu, şartlı 3 ve yukarı. İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 9 safkan var burada da. Ben burada sıralamam aynı şekilde yine 8 oğlu Tilaus Fright, bir Girolamo temsilcisi olan bu safkan. Louis Size'de ilk şans verdiğim isim. 6 oğlu Bronx Bomber, Dark Charge Indy temsilcisi Rat Ordu Junior'a yine benim şans verdiğim isim. 5 oğlu Listen to Your Heart, bir Flat Alex temsilcisi Oval Rosario start alıyor. Bir de 2 oğlu Gandhi Dancing, bir Flutter temsilcisi Javier Castellano start alan bu safkan da benim yine ön planda tuttuğum isim. 8-6-5-2 öncelik şans verdiğim isim. Eğer burayı biraz da garantiye almak isterseniz de 9 oğlu Dorkins Call, bir Jump Star temsilcisi Kendrick Carmocho'da hata affetmez. 1 oğlu Beers Mafia, bir Verrazano temsilcisi, yine bu pistin iyi ismi Jose Ortiz gibi usta jockey ile. Bir de 7 oğlu Power Up After, bu Panther temsilcisi de çamurda iyi koşar. Jose Lescano'da da yazabiliriz arkadaşlar. 8-6-5-2 önce 9-1-7 de daha sonra şans verdiğim isimde. 7. koşuya geldik. Maiden Dishead Ride 3 ve yukarı, İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışı. Evet, görüyorsunuz burada da çıkanlar var. 1, 5, 7, 9, 11, 12, 13 çıkmış arkadaşlar. Benim burada sıralamam şu şekilde. Ben önceliği bu Lions Mount temsilcisi olan 8 oğlu Back Channel, Jose Lescano'la benim ilk olarak önerdiğim isim. Daha sonra 14 oğlu Mundo, bir Munich temsilcisi Oal Rosario Start Alam Safkan'da. Görüyorsunuz şu anda sürpriz konumda ama bu at burada çok koşar. 16 oğlu Sandy and Say, bir Lions Mount temsilcisi ilk kez start alıyor ama çok kalite bir, bu pistlik kalite olacak yani. Junior Alvaro da kesinlikle ihmal edilmemesi lazım. İlk kez koşuyor ama bana göre geliri var. 4 oğlu Cheese and Destin, bir Into Mishi temsilcisi, yine çok iyi bir koşacak bu safkan. Javier Castellano yine şanslı ve şu anda favori konumda dolayısıyla. Bir de bunların yanına 3 oğlu Evoking, bir Union Rocks temsilcisi. Louis Saez'e de şans verdiğim isim. 8, 14, 16, 4, 3 önce eğer bir iki safkan yazarsak şu Dam The Time. 2 oğlu safkanı Into Mishi temsilcisi Manuel Franca ile, bir de 10 oğlu Kuynevere, bir Alman orijinli Lord of England temsilcisi Jose Ortiz'e de yazılabilir arkadaşlar. 8, 14, 16, 4, 3 önce, 2, 10 daha sonra. 8. koşuya geldik. Evet, geleceğiz. Ha, geldik şimdi. Burada pist değişmedi aynı ama buradaki 3 dolu safkan çıktı benim şans verdiğim isimlerden. Burada yine bu pistte çamuru çok sever, zaten son kazanmış olduğu yarış çamur olan 9 olan Mystic Knight. Bu Into Mischief temsilcisi zaten anne kanatında bir Benardini. Benardini ile zaten çamurda yine çok etkili bir safkanı. Manuel Franco ile yine kazanmasını beklediğim bir safkan. Yani eğer burayı ben banko olarak içmek istiyorum derseniz 9 olan Mystic Knight rakipler oranına bence birkaç adım da olsa ön planda kazanması en normal sonuç olur. Ama bu safkanın yanına at yazacaksanız da o zaman 2 nolu Girolamo Atak, bu Girolamo temsilcisi Rat Ortiz Junior'a yine şanslı. 7 nolu Double Blessed, bir Empire Maker temsilcisi Louis Size'e hata affetmez. Yine anne kanatlı Benardine'den gelme. 8 nolu Chester Town, bir Tapit temsilcisi. Çamur pistleri çok yatkın bir orijin. O halde Rosario ile hata affetmez. Bir de 10 nolu Family Biz, bir Fat Biz temsilcisi Eric Chancel'a da oldukça güzel formu ve böyle güzel pistte de yine bomba yapacak bir isim. 9 önce, 2, 7, 8, 10 da daha sonra şans verdiğim isim. Geldik günün son ayağına. Burada da 2, 3, 4, 7 çıkmış arkadaşlar. Burada benim 9 nolu The Reds, bu tonalist temsilcisi Kendrick Carmocho'la, eğer ilk ayakta banko atmamış olsaydım ben bu 9 nolu safkanı size banko olarak önerebilirdim. Ama yine alternatif banko, ben yine ikinci banko arayışına girmek isteyen veya bu ayağı banko geçmek isteyenler için 9 oğlu The Reds'i bu Kendrick Carmocho'da kazanmasını bekliyorum. Benim bugün bayağı güvendiğim bir hal aldı. Bu safkan şimdi bu pistte çok çok şanslı oldu. Yani banko olarak tutuyorum diyebilirim. Eğer illa da bir rakip yazmak istiyorsanız en azından şu sıfırı 1 milyon kusur dolarlık bir yarışta koştu. 11. oldu ama en azından 18 attı bir yarışta 11. Bence başarılı yine. 5 oğlu Saint Oud, bu Mishafi temsilcisi o halde Rosario'da. 9'un safkana rakip olarak önerdiğim isim. Ama ben 9'un kazanmasını bekliyorum, onu da söyleyeyim. Birinci koşu 1-8-10 önce 6-7-9 sonra. İkinci koşu 9 önce 8-4 sonra. Üçüncü koşu 4 önce ama 5-2 en ciddi rakip, daha sonra hepsi. Dördüncü koşu 16 nolu safkan banko. Beşinci koşu 12-11-5-3 önce 6-4 en ciddi rakip, 7-8 de sürpriz arayanlar için. 6. koşu 8-6-5-2 önce 9-1-7 daha sonra. 7. koşu 8-14-16-4-3 önce 2-10 daha sonra. 8. koşu 9 alternatif bankom. Rakip yazmak isteyenlere 2-7-8-10.
Son ayakta 9-10 safkan benim yine bankom ama illa da at yazacaksanız 5-10 safkanı önereceğim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diyorum. Görüşmek umuduyla abi.